Şimdi İsrail vurduğunu kabul ediyor, bilerek yani raporlu bir şekilde vurduğunu kabul ediyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'sa hayır, yanlışlıkla kazara vurulduğunu söylüyor. Kimden bahsediyoruz? Özellikle bakın geçtiğimiz gün hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi'den bahsediyoruz sayın seyirciler. Şimdi ön soruşturma raporunda Eygi'yi vurduklarını açıkladı İsrail ve Türkiye ise 26 yaşındaki Eygi için uluslararası mahkemelere başvuru hazırlığı yapıyor efendim. Ayşenur Ezgi Eygi 26 yaşında hem Türkiye hem de Amerika vatandaşıydı. 6 Eylül'de Filistin halkına destek olmak için gittiği Batı Şeria'da İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurularak öldürüldü. Eygi'nin ölümü üzerinden günler geçti. Amerika Başkanı Joe Biden tepkiler üzerine konuştu. Ancak açıklamaları skandal ifadelerle doluydu. Biden yine İsrail'i savundu. Biden'a göre Ayşenur Ezgi Eygi İsrail askerleri tarafından kazayla vuruldu. Amerikan Başkanı öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı. Kurşun yerden sekerek kazayla onu vurmuş dedi. İsrail ise Eygi ile ilgili ön soruşturmasını tamamladı. İsrail, Eygi'nin İsrail kurşunuyla öldürüldüğünü kabul etti. İsrail'den yapılan açıklamada kasıt olmadığı savunuldu. Eygi'yi vuran İsrail askerinin bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği ifadesi yer aldı. Ayrıca İsrail, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talep etti. Ayşenur Ezgi Eygi için diplomatik girişimlerini sürdüren Türkiye'de Ayşenur'un katledilmesini yargıya taşıyacak. Mısır'da konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça göstermiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Fidan, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acilen toplanması için çalışma yaptığını aktardı. (Gülüyor)